devam ediyor dedik. Dolmabahçe'ye gidelim. Arkadaşımız Adnan Sular bizi bekler. Adnan Sular. Evet sevgili Feridun, aslında sabahtan beri dönen VTR'lerde hepimiz konuya vakıfız. Tabii dünyanın gözü kulağı aslında burada. Yani malumunuz Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 34. günü geride bıraktı. Bir yandan sahada çatışmalar devam ediyor. Diğer taraftan İstanbul'da barış görüşmeleri için taraflar karşılıklı masaya oturmuş durumda. Tabii aslında sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yani zirveye, barış zirvesine ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sabah saatlerinde her iki ülkenin heyetiyle bir araya geldi ve burada toplantıya katılan heyetlere öncelikle başarılar diledi ve bu zirveden bir barış beklentisi olduğunu açık açık ifade etti ve aynı zamanda burada alkışla özellikle her iki heyet tarafından alkışlandığını ifade edelim. Tabii Türkiye'nin gerçekten son dönemlerdeki hem dış politikaları hem de diplomasi atakları gerçekten dünyanın birçok ülkesinde gıpta ile izleniyor. Burada yapılan bu barış zirvesi de diyebiliriz aslında. Eğer nihayete ererse çok daha olumlu bir sonuç çıkacaktır. Tabii aslında toplantıya dönmek lazım. Masada neler var? Bugün şu anda masada hangi konular konuşuluyor? Dilerseniz hemen onlardan bilgi verelim. Mesela 6 madde var. Özellikle birinci madde NATO. İşte Ukrayna özellikle NATO'ya üyeliği konusunda ısrar ediyor. Ancak Rusya NATO'ya üye olmasını elbette ki istemiyor. Maddelerden birisi bu. İkinci madde yine Rusya, özellikle Rusya'nın resmi dil olarak kullanılmasını istiyor. Buna da oldukça yoğun bir isteği var. En azından baskı kurduğu noktalardan birisi bu. Bir diğer madde, üçüncü maddede özellikle Rusya yine Ukrayna'nın silahlandırılmasını istiyor. Avrupa Birliği'nden, Avrupa'dan, biliyorsunuz Amerika'dan, İngiltere'den, özellikle kendi ülkesinde içerisindeki, yani Ukrayna'daki silahların bu bölgeden uzaklaştırılmasını istiyor. Yani ekstra bir silah gücü desteğini istemiyor. Dördüncü maddeye gelirsek tabii bir kolektif güvenlik söz konusu. Burada bir barış gücü de diyebiliriz aslında. Yani Ukrayna'da bir barış gücü tarzında bir yapılanma isteniyor. Onun dışında beşinci madde var. Donbas. Özellikle Rusya'nın üzerinde durduğu ve şu anda işgali altında bulunduğu Donbas'ın kendisine teslim edilmesini istiyor. Altıncı madde ise şüphesiz ki Kırım, biliyorsunuz. Kırım zaten Rusya'nın ilhakı içerisinde. Orada da her iki ülkenin masada derin olarak tartıştığı konular var. Peki bu maddeler her iki tarafından ne ifade ediyor? Yani her iki tarafta bu maddeler üzerinde duruyor ama özellikle Rusya ilk dört madde, saymış olduğum dört maddeden dört maddeye Zelenski evet demiş durumda. Ancak hem Donbas hem de Kırım konusunda hassas. Onun dışında kolektif kuvveti de pek sıcak bakmıyor. Tabii nasıl bir sonuç çıkacak biz de merakla bekliyoruz. Şu anda toplantı devam ediyor. Bir ara verildiği yönünde bilgi var. Ancak şunu ifade edebiliriz. En azından bugün gün içerisinde bir basın açıklaması yapılması bekleniyor diyelim. Onun dışında toplantı iki gün sürecek demiştik. Ancak bizim kendi istihbarat kaynaklarımızdan almış olduğumuz bilgiye göre bugün Rus heyeti ülkesine geri dönecek. Bu da şu anlama geliyor. Toplantı bir gün olarak sınırlandırılmış durumda. Öyle gözüküyor en azından ama kesin bilgi değil. Yine ifade edelim. Rusya heyetinin bugün Türkiye'den ayrılması bekleniyor. Yani yarın bir toplantı olur mu olmaz mı henüz net değil ama gelen bilgiler bu yönde. Tabii yine tekrar edelim. Bakın gerçekten savaş dünyanın her yerinde kötüdür. Maalesef ki kazanan tarafı yoktur. Ve kadınlar, çocuklar biliyorsunuz birçok ülkede perişan halde yaşıyorlar. Mülteci konumundalar. Hem ülkemize gelenler var hem Avrupa ülkelerine gidenler var. En azından bu barış görüşmesi olumlu devam eder ve sürerse en azından mülteci krizinin de çözüme kavuşması anlamına gelir. Tabii bilgileri son bir kez daha tekrar etmekte fayda var. Şu an devam ediyor zirve. Bir ara verildi ifade ediliyor. Gün içerisinde basın açıklaması bekleniyor. En azından görüşmelerin, heyetlerin vermiş olduğu, vardıkları kanılar, anlaşmanın yani ne durumda olduğu burada bir açıklamayla son durum aktarılacak. Yine dediğimiz gibi son bilgi olarak teyit olmamakla beraber kuvvetle muhtemel Rusya bugün ülkesine geri dönecek. Toplantı bugün itibariyle sona erebilir. Peki Türkiye'nin burada rolü ne? Aslında tıpkı geçen gün olduğu gibi Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz 1915 Çanakkale Köprüsü'nü açmıştı. Bu yapılan zirve ve barış görüşmeleri de aslında yeni bir köprünün, gönül köprüsünün, barış köprüsünün de temelini atmış oluyor aslında bir bakıma. Eğer buradan olumlu bir şeyler çıkarsa ki bugünkü toplantıdan kesin barış çıkacak diye bir kural kaydı yok. Ama eğer ilkelerde bir anlaşma söz konusu olursa Putin ve Zelenski de İstanbul'a gelebilir mi? Evet gelebilir. Bu mümkündür. Aslında bizim temennimiz de o. İnşallah burada birçok maddede, bu altı maddede anlaşma sağlanır ve savaş bir an önce biter ve en yakın sürede
gerek Zelenski gerekse Putin Türkiye'de yani İstanbul'da bu barış anlaşmasına, bu antlaşmaya imza atmalarını temenni ediyoruz diyelim. Ve şu anki bilgilerle sözü tekrar size aktaralım. Adnan Sular, çok teşekkür ediyoruz sana da. Kolaylıklar diliyorum haber nöbetinde.